Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir video konsepti ile karşınızdayım. Artık öneri niteliğinde videolar yapmanın zamanı gelmiş olmalı ki bu şekilde sizlerden tavsiyeler aldım. Ama aklımda zaten vardı bu konuyla ilgili video çekmek. Fakat daha sonra yaparım diye düşünmüştüm. Kanalı açalı epey de bir zaman geçmiş. O yüzden şimdi başlamak yerinde bir karar olacaktı. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Küçükten büyüğe gitmek mantıklı olur diye ilk olarak fasiküller önereceğim sizlere. Bölümdeki Türkçe fasiküllerin hepsi de one shot yani tek sayılık maceralar. Öneri yapmamın sebebi de bu. Hani beğenmezseniz bir tanesiyle sınırlı tutabilirsiniz. Hepsinin de hali hazırda baskısı mevcut. O yüzden istediğiniz zaman kolayca edinebilirsiniz. Çeşitlilik açısından da mümkün olduğunca farklı şeyler seçmeye çalıştım. Burada işte Marvel, DC, Dark Horse ve yerli olmak üzere farklı yayınlar mevcut. Konu itibariyle de aksiyon, komedi, korku, western türüne ait hikayeler var. Hatta bir de bonus sayı var. Dilerseniz sıradan başlayalım. İlk fasikülümüz Marvel'dan Omega Efekti. Ülkemizde Marmara Çizgi etiketiyle basıldı. Bunu Instagram'da gönderi olarak paylaşmıştım. Kapakları sert karton. Yani kartondan, sayfalarsa renkli kuşa kağıttan. Yani ülkemizde alıştığımız bildiğimiz fasikül kalitesine sahip. 64 sayfalık doyurucu bir hikayesi var. 3 sayının birleşiminden oluşmuş bir fasikül. O yüzden kalınlık anlamında en hacimlisi bu diyebilirim. Kapaktan tahmin edebileceğiniz gibi zaten Punisher, Daredevil, Spider-Man bu hikayedeki ana karakterlerimiz. Hikayeyi de özetleyecek olursam, ortada birçok karanlık örgütün bilgilerini içeren Omega adında bir disk dolaşıyor ve herkes bunun peşinde. Diske ulaşmaya çalışan Punisher'ın yolu Daredevil ve Örümcek Adam'la kesişiyor ve aksiyon burada başlıyor. Hikaye bu yönden klişe sayılabilir ama bence burada önemli olan aksiyon sahneleri. Hele ki Punisher, Daredevil, Spider-Man birlikte olursa bence tadından yenmez. Bir oturuşta okunabilecek güzel güçlü bir aksiyon hikayesi olduğu için bu türü sevenlere öneriyorum. Fiyatına gelecek olursam da 22 liralık bir etiketi var. Fakat halihazırda piyasada satıldığı için %30 indirimli olarak 15 lira civarında internette bulabilirsiniz. İkinci fasikülümüz ise DC'den Batman Elmer Fudd. Bu aslında tek sayılık crossover bir hikaye. Yani DC ve Looney Tunes firmalarının karakterlerinin birlikte olduğu ortak bir hikaye. Ülkemizde bunu GBC Yayıncılık Türkçe olarak bastı. Toplamda 40 sayfa. Sayfalar ince renkli kuşa kağıttan. Kapaklar da birazcık daha kalın kuşa kağıttan. Yani kartondan değil. Ekstra olarak da fasikülün en arkasında bu gördüğünüz kartondan mini poster çıkıyor. Hani bunu poster amacıyla kullanabileceğiniz gibi tek fasiküllerin saklandığı poşetlerin arkasına da bu şekilde koruma kartonu olarak da sergileyebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam GBC'nin bu tarz bastığı ince fasiküllerin hepsinde böyle kartonda mini posterler var. Hikayesine gelecek olursam oldukça beğendim. İki farklı karakteri çok hoş bir şekilde harmanlamışlar. Kısaca da özetleyecek olursam, Elmer Fudd her zaman olduğu gibi Bugs Bunny'yi öldürmeye geliyor ama bu sefer Gotham şehrine geliyor. Tabii Gotham'a gelince de Batman'le karşılaşıyor. Hikaye yani gayet tatlı, hoş. O yüzden daha fazla anlatmayacağım. Buradaki bence en iyi detaysa Looney Tunes'taki hayvan karakterlerin Gotham'da insan olarak çizilmesi. Mesela buradan örnek gösterecek olursam, işte Bugs Bunny burada barda havuç suyu içen adam. Bizim Caravan Sam diye bildiğimiz Yosemite Sam ise buradaki bu yine aynı turuncu pala bıyıklı motorcu tipli bir adam. İşte Tazmanya canavarı da Mohawk tıraşlı böyle serseri sağa sola bağırıp çağıran bir tip. Hani bu yüzden benim yani oldukça hoşuma gitti. Bu ana hikayeyi okuduktan sonra da en arkada böyle 8 sayfalık mini bir hikaye var. Crossover hikaye olduğu için işte ana hikayeyi DC formatında yapmışlarken, yapılmışken
Bu yan hikayeyi de Looney Tunes formatında böyle çizgi film tadında bir hikaye olarak yapmışlar. Ana hikaye tabii ciddi bir hava içeriyor. Hani ben bunu her ne kadar komedi kategorisinde soksam da bu fasikülü. Ama bu Looney Tunes karakterlerini görünce, hani hayvan olan karakterleri insan şeklinde böyle Gotham dünyasında görünce sizi de gülümsetmiyor değil. Burada da mesela Batman Looney Tunes evrenindeymiş gibi, böyle çizgi film karakteri gibi resmedilmiş burada. Yine buradaki hikayede oldukça sempatik ve hoş. Fiyatını da söyleyecek olursam, bunun da 15 lira gibi bir etiket fiyatı var. Yine %30 indirimli olarak 10 liraya internette bulabilirsiniz. Bu Looney Tunes ve DC crossover hikayesini sevdiyseniz, isterseniz yine GBC ve çizgi düşlerden çıkan diğer versiyonlarını da alabilirsiniz. Ama bence en iyisi buydu. Zaten öneri yapma sebebim de en iyisinin bu olduğunu düşünmem oldu. Üçüncü önerim Dark Horse'dan Hellboy Krampusnacht. Bu da kısa bir Hellboy hikayesi. Hellboy fazla bilinen bir karakter olmadığı için kısaca özetlemekte fayda var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru cehennemden bir iblis çağırıp savaşın seyrini değiştirmeye çalışan Nazilerin planı Amerikalılar tarafından bozulur ve cehennemden gelen bu küçük iblise Hellboy adı verilerek Amerikalıların gözetimine bırakılır. Amerika'da da BPRD adındaki paranormal olayları araştıran bir teşkilata emanet edilen Hellboy, yine büyüyünce bu BPRD adlı teşkilatta dedektif olarak görev yapmaya başlar. Görevi de şu: genel olarak doğaüstü olayları araştırıp incelemek, hani ve nihai bir çözüme kavuşturmak diyebiliriz. İşte bu fasikülde de Hellboy'un 1975 yılında Avusturya'da geçen bir olay anlatılıyor. Tema olarak korku odaklı bir hikayesi var. Fakat Hellboy bu olağanüstü olaylardan korkmadı. Yani kendisi de bir çeşit iblis olduğu için biraz rahat ve dalgaya alır tavırlarla müdahale ettiği için, hani siz de biraz eğleniyorsunuz okurken. Aşırı tüyler ürpertici hikayeler yok. Bu fasikül de yine GBC bastı. 36 sayfalık bir içerik var. Baskı olarak Elmer Fudd'la birebir aynı kalitede. Yani iç sayfalar ince kuşe kağıtsa, kapaklar da kalın, biraz daha kalın kuşe kağıttan. Hatta bunun da bir yine mini posteri var. 11 lira etiket fiyatı var. Aralarında en ucuzu bu. Yine bu sayı %30 indirimli olarak işte 7-8 liraya internetten çeşitli mecralarda bulabiliyorsunuz. Son tavsiyem ise yerli bir yapım olan Tanto Efsane Hikayeler. Normalde bundan önce çıkan Tanto Kısa Hikayeleri önerecektim, fakat baskısı tükendiği için bu ikinci sayıyı öneriyorum. Tanto'nun bu iki sayısı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalımda detaylı inceleme videosu mevcut, ona göz atabilirsiniz. Bu sayının içerisinde birbirinden bağımsız 8 adet kısa hikaye mevcut. Bu yüzden buna da one shot bir fasikül diyebiliriz. Karakterin daha ikinci sayısı olması sebebiyle de yani önceki sayıya bağlı kalmıyorsunuz okurken. 56 sayfalık bir içerik mevcut. Hepsi de karakterimiz cowboy olduğu için western temalı. Ben gerçekten keyifle okumuştum. Hoş ve kaliteli bir yerli emek olmuş. Yazar Onur Bey bunu farklı çizer arkadaşlarla beraber ortaklaşa yaptı ve fasikülü kendi imkanlarıyla bastırdı. Bu yüzden herhangi bir yayıncıdan bağımsız olarak 21 lira etiket fiyatına sahip. Tanto'yu internette sadece çizgi roman dükkanlarından ve onların sitelerinden bulabilirsiniz. Yine buralardan da %20-30 indirimli olarak 15-17 lira gibi fiyatlara edinebilirsiniz. Onur Bey Tanto'yu devam ettirecek. Bu yüzden bu sayıda tükenmeden alın derim. Bonus fasikül olarak önereceğim sayı ise Star Wars Cumhuriyet Çağı öykülerinden Jango Fett olacak. Ben bunu daha önce İngilizce olarak okuduğum için henüz Türkçe baskısını almadım. Fakat bildiğimden dolayı size önermek istedim. Star Wars her ne kadar Marvel bünyesinde olsa da bambaşka bir evrene ait olduğu için bunu da eklemek istedim. Fantastik bilim kurgu diyebileceğimiz bir türe ait olan Star Wars Cumhuriyet Çağı fasikülleri aslında 9 sayılık bir seri. Fakat sayıların birbiri arasında bir bağlantı yok. Yani o yüzden her birini tek hikaye olarak one shot okuyabilirsiniz.
Türkçe baskısı Çizgi Düşler tarafından yakın zamanda basıldı. Her biri 24 sayfa kadar. Ben bu aralarında en iyi Jango Fett'i beğendiğim için size öneriyorum. Fakat almak isterseniz diğerlerini de edinebilirsiniz. Fakat şunu da bir uyarı olarak söyleyeyim. Filmlere bağlı bir hikaye serisi olduğu için Star Wars 1, 2, 3'ü izlediyseniz sizin için daha anlamlı olacak bu seri. Hatta Jango Fett'i özellikle okumak istiyorsanız Yıldız Savaşları'nın ikinci filmini, yani Episode 2'yi izlemeniz gerekiyor. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Evet, benim Türkçe One Shot fasikül önerilerim bu kadardı. Başlangıç olarak bunlarla yetindim. Fakat ilerleyen videolarda ciltler ve seriler hakkında tavsiye videoları da yapmak istiyorum. Çeşitli firmalardan çeşitli temalar hakkında öneride bulunduğum için şu iyi bu kötü demeyeceğim. Bence hepsi okunabilir. O yüzden kendinize hitap edeceğini düşündüğünüz fasikülleri alabilirsiniz. Hani hususi olarak hepsini almayıp sadece birini alacağım derseniz de, yani mesela kargo bedava getirmek için 10-15 lira eksiğiniz olur alışverişlerden. Hani bunu tamamlamak için bunlardan bir tanesini, iki tanesini de sepetinize atıp alışverişinizi yapabilirsiniz. Tüm bunlar dışında bunları okumak için belli bir yaş sınırı yok. Yani genele hitap eden sayılar, küçük büyük fark etmez. Herkes rahatlıkla alıp okuyabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. YouTube kanalıma abone olup beni desteklerseniz gerçekten memnun kalırım. Aynı şekilde Instagram'a ve Twitter'a da beklerim. Buralarda gerekli duyuru ve çizgi romanlar hakkında çeşitli gönderiler paylaşıyorum. Tüm bu mecralardan bana ulaşabilir, tavsiyelerde veya eleştirilerde bulunabilirsiniz. Ayrıca aşağıdan videoyu isteğinize göre beğenip beğenmeyebilir ya da yorum atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.